bayılma, sen kop. Sen kop bayılma demektir. Neden bayılırız? Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için geçici olarak şuur ve duruş postür kaybı olur, yani bayılırız. Bayılma anında şuur kaybı olduğu için olup biteni hatırlayamaz, duruş kaybı olduğundan düşeriz. Senkop bir belirtidir, mutlaka altta yatan bir neden vardır. Senkop, kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden oluşur. Kardiyak, kalbe bağlı senkop nedenleri nelerdir? Kardiyak senkop bayılma. Kalp debisindeki atım hacmi, ani düşüşe bağlı olarak gelişen yetersiz beyin kan akımına bağlı geçici şuur kaybı olarak tanımlanır. Aritmiler. Kalp bloğu. Düşük tansiyon, kalp kapak hastalıkları, kardiyak iskemi kalbe bağlı senkop nedenleri olabilir. Çok hızlı veya yavaş aritmiler hafif baş dönmesinden baygınlığa kadar şuur değişikliği yapabilir. Geçici tam kalp bloğu, kalp duraklaması, ciddi taşikardiler, baygınlığa yol açabilir. Ön belirti olmadan ani şuur kaybı olur ve ritme düzelince kişi hemen normale döner. Anahtar damarı aortun darlığı veya kalp kası hastalıklarında eforla gelen şuur kaybı olabilir. Kalp boşluğu içindeki tümör veya pıhtı tarafından kalp kapağının geçici tıkanması. Hastanın pozisyonuna bağlı olarak senkopa neden olabilen nadir bir durumdur. Atak sırasında yaralanma, ani bayılıp düşme ile olan daha ciddi bir durumu gösterir. Kardiyak ritme bozukluğuyla gelişen senkopta, kısa süreli kasılma gözlenebilir. Kardiyojenik şokta da senkop olabilir. Bu durumda hasta idrar kaçırabilir, kalbe bağlı olmayan senkop nedenleri de var mıdır? Senkop vakalarının çoğu kalbe bağlı olamayan nedenlerle görülür. Bu sıklıkla görülen tipteki bayılmaya vazovagal senkop denir. Nabız ve tansiyonda ani ve zılı düşme nedeniyle gelişir. Çoğunlukla, sıcak bir odada, ağır bir yemek gibi uyarıcı faktörler vardır. Bulantı, terleme, esneme, bazen görme ve duyma bozukluğu gibi ön belirtiler olur. Atak sonrasında hasta soluk, terli olabilir ve kalp hızı yavaştır. Öte yandan boyundaki şah damarının hemen yakınındaki reseptörlerin aşırı hassasiyeti de nabzı yavaşlatıp baygınlığa yol açabilir. Tıraş sırasında, sıkı kravat takıldığında, baş aşırı çevrildiğinde gelişebilir. Sık rastlanan bir durum değildir. Çoğu normal hastada hızlı pozisyon değişikliğine bağlı geçici baş dönmesi olabilir. Yaşlılarda daha fazla görülür. Postural hipotansiyon. Hasta uzanmışken ve genelde yatar veya oturur pozisyondan ani kalkışlarda gerçekleşen bayılma veya baş dönmesinin sık nedenlerindendir. Buna da sebep sıklıkla periferik nöropati, otonom fonksiyon bozukluğu, sıvı kaybı veya ilaç yan etkisidir. Nörolojik şoka bağlı olarak da senkop gelişebilir. Bu tip bayılmalarda şuur hemen açılmaz. Uykulu hal devam eder. Bazen de altta yatan akciğer hastalığına bağlı güçlü öksürük nöbetleri senkopa yol açabilir.